Efendim mantığı da yok yani. Bir yolu olsa, şeye inecek bir yolu olsa, diyeceksin ki ya şuradaki taşı alalım oraya. Öyle bir yol da yok. Biz geleceğimize sahip çıkmak adına burada tek yürek, tek gönül, tek vücuduz. Bu bağlamda sizleri aramızda görmek, bizlere verdiğiniz destekten dolayı minnet duyuyoruz. Köylümüz, köylülerimiz adına teşekkür ediyor, onur duyuyoruz. Teşekkür ederim. Biz sonuna kadar sizinleyiz. Yani eğitimsel anlamda her da tür, her tür. Teşekkür ediyorum. Siz yeter ki arkadaşlar. Biz sahip çıkıyoruz sahip geleceğimize. Çıkın. Biz sonuna kadar arkadaşlar. Biz yanımızda her zaman olanı çekiyoruz biz. Beraber direneceğiz. Evet, inşallah. Havamız temiz, tarlamız, suyumuz, temiz yumurtamız, sütümüz tamam mı? Evet. Onları koruyacağız. Buranın birilerinin gelip de işte rant uğruna bu doğayı bozmalarını müsaade etmiyor. Başımıza gelen ilk vaka değil. Daha geçen hafta Kaleköylü vatandaşlarımızın daha çok faydalandığı ama sınırları Yenişehir içinde olan 260 dönümlük bir araziyle alakalı yine halka sorulmadan yukarıdan yani Ankara'dan görüldüğü şekliyle karar verilen bir alanda işte orada bir sanayi sitesi yapılması durumu söz konusuydu. Biz buna karşı çıktık. Dedik ki doğru değil ve bu tarım alanlarının yemyeşil alanları, yani kentin nefes alma alanlarını sanayi yapamayız ve biz eğer bir sanayi ihtiyacı varsa böyle bir ihtiyacı yerel yönetimlerle paylaşarak en doğru yeri elbette ki bir kentin sanayi alanına işte yol yapımı için taşa ve benzeri ham maddelerimize ihtiyacı var. Doğaya uyumlu ve gerektiği şekilde hazırlanması yapılması noktasında bir davranış geliştirilebilir. Şimdi oradaki travma daha bitmemişken vatandaşımızın, halkımızın oradaki tepkisi daha sönmemişken geldi başımıza hemen bir baktık ki 97 hektarlık bir alanda taş ocağı çıkarılması ki herhalde 97 hektar bütün memleketin taş ihtiyacını buradan görmek üzere planlanmış bir iş olsa gerek. Buna tabii ki kentimizde yaşayan bütün Yenişehirliler buna karşı çıkıyor. Yani neden karşı çıkıyor? Burası ne diyelim? Yenişehir kentin en yani yaşam alanı. Burada tarım oluyor. Burada yani doğaya büyük bir darbe olarak algılayabiliriz bunu. Yeraltı sularından alın var olan binaların işte burada atılacak dinamitten vesaireden etkileneceği yani deprem etkisi yaratacağı noktalarını bütün bunları yan yana koyduğumuzda bütün bunları da bir kenara koyalım. Diyelim ki doğayı işte o güzelim zeytin ağaçlarını o yeşil bahçelerimizi küçük baş hayvancılık yapılan alanları feda ettiğimizi düşünelim. Bu taşın buradan kente indirilmesi imkansız. Bakın altını çiziyorum imkansız. Bu bakış açımız bu. Burası kentin balkonu. Yenişehir'in balkonu, Mersin'in balkonu. Lütfen bu kötülüğü bu kente, Yenişehir'e yapmayı, Mersin'e yapmayı kimse aklından geçirmesin. Evet. Yerinden yönetim, yerel yönetim demek yerinden yönetim demektir arkadaşlar. Yerinden yönetime saygı duymak lazım, saygı göstermek lazım. Bunu gösterirseniz, bu saygıyı gösterirseniz o bölgede yaşayan insanların fikirlerine saygı göstermiş olursunuz. Yoksa Ankara'da ben masamda oturduğumda bir rapor geldi. O raporun nasıl alındığı, edildiği belli olmayan. Dolayısıyla o rapora biz hemen çorak arazi deyip oradan işte oraya efendim taş ocağı ondan sonra bilmem sanayi sitesi gibi kararlar verirsek işte o zaman Türkiye çölleşiyor ve ülke yani bir gıda bakımından kendine yeten bir ülke pozisyonunda bu sefer gıdayı, samanı dahi ithal eden hale dönüşüyoruz. Yani şu pandemi bize bunu öğretti aslında. Temiz su, temiz gıda, temiz hava. Bunlar olmazsa olmazımız. Geriye kalanların tamamı lüks ve
alternatif işler. Biz burada bütün halkımızla birlikte bu olayı engelleriz. Ben şunu söyleyeyim. Biz şunu söyleyelim. Evet. Bakın o yolları tamire alırız. Aylarca da o tamir bitmez. Vatandaş yürüyerek gider. Tamam. O yolları tamamlamayız. Dolayısıyla bu işi de burada yaptırmayız. Başkan, her türlü hukuksal, her türlü mücadelemizi vereceğiz.